Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 81 ilde eş zamanlı başlattığı Huzur Türkiye 2 asayiş uygulaması kapsamında Malatya'da da asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulama eş zamanlı olarak 21.30'da başlatıldı. Şehrin tüm giriş ve çıkışlarında uygulama yapılırken Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler eğlence merkezlerinin yoğun olduğu Cezmi Kartay Caddesi'nde huzur uygulaması yaptı. Eş zamanlı olarak başlatılan uygulama ile eğlence merkezlerinde arama ve şahısların GBT sorgulamaları yapıldı. Uygulama sürecince caddenin giriş ve çıkışı polis ekiplerince kapatılırken, aynı anda kanal boyu ile Fahri Kayan Bulvarı üzerindeki kafeteryalarda da şüpheli şahıslar üzerinde arama yapıldı. Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti tarafından Darbeler Medya ve Malatya Sempozyumu ile Yılın Gazetecileri Ödül Töreni düzenlendi. Malatya'da bir otelde gerçekleşen sempozyum ve ödül törenine Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Milletvekili Öznur Çalık, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, İl Emniyet Müdürü Ömer Uhal, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Gazeteci Vahap Munyar, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kaplan ile Malatya'daki siyasi partilerin il başkanları, çok sayıda dernek ve oda başkanları ve basın mensupları katıldı. Sempozyum öncesi açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz, sahada çalışan basın mensuplarının zor şartlar altında görevlerini icra ettiklerini söyledi. 10 Ocak Gazeteciler Günü ile birlikte 2016'nın başarılı gazetecilerinin ödül törenini burada hep beraber ihya ediyoruz diyeyim ve sizler bu birlikteliği bize gerçekten sunduğunuz, ikram ettiğiniz, bizimle hemhal olup beraber olduğunuz için yeniden şükranlarımı sunuyorum. Gazeteciler malum olduğu üzere çok geniş imkanları olan insanlar değiller. Zaten sahada çalışan gazetelerimizin de birçoğunun özlük hakları oldukça dardır. Burada iki duayen gazeteci, Malatyalı dostumuz var. Birisi İsmail Kapan Bey ve diğeri Vahap Munyar Bey. Sabahtan beri bunu konuşuyoruz. Vahap Munyar Bey İstanbul Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin de yöneticisi. Bu konu akşama kadarki gündemimizi oluşturdu. Biz bu defa sahada çalışan arkadaşlara verelim bu ödülü. Onlar da çok uygun gördüler ve zaten biz verilen ödülleri reddetmemek için alıyoruz. Yani yoksa siz kendiniz gazetecilere verseniz daha şık olur dediler ve biz heveslendik, umutlandık. Bugünkü programda da Büyükşehir Belediye'mizin, Yeşilyurt Belediye'mizin ve Battalgazi Belediye'mizin katkıları çok büyüktür. Onlara yeniden buradan teşekkür ediyorum. Sempozyuma katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise basının öneminden bahsederek basın çalışanlarına teşekkür etti. Evet değerli basın mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Ben öncelikle tabii cemiyetimizi tebrik ediyorum. Güzel bir konu, işlenmesi gereken bir konu. Malatya, medya, darbeler. Bu darbenin karşısında belki darbenin başarısız olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi burada medyanın gerçekten
topyekün bir şekilde bunu deşifre etmesi ve bunun karşısında durmasıydı. Dolayısıyla bu konunun hem Malatya ayağı hem medya ayağının konuşulması, bundan sonra da tarihin de bunu çok işleyeceği ve unutulmayacak bir not düşeceğinden de tabii hiç kuşkumuz yok. Netice itibariyle darbeyi bir kez daha çok detaylı anlatmamıza gerek yok. Burada çok iyi iki tane duayenimiz var. Vahap Munyar abimiz olsun, İsmail Kafan abimiz olsun. Gerçekten kendileriyle gurur duyuyoruz. Medyanın gelebileceği en üst seviyelere gelmiş ve hem Malatya sevdalısı olmaları hem de izlemiş olduğu çizgileriyle gerçekten kendileriyle gurur duyuyoruz. Aslında onlardan dinleyeceğiz ama bize de söz verilmişken bir iki cümleyi de kısaca hemen ifade etmek istiyorum. Tabii Malatya'mız gerçekten bu darbe girişimi süresinde de çok başarılı bir grafik izledi. Hem bu tabii başta Malatya halkının duruşu önemli. Biz bütün hemşehrilerimizle bu vesileyle gurur duyuyoruz. Tabii olayın çok iyi yönetilmesi, başta Sayın Valimiz olayı çok iyi koordine etmesi, yönetmesi, il jandarmamızla, emniyet müdürlüğümüzle ve yine savcılarımızla birlikte, başsavcımızla birlikte gerçekten darbe süreci Malatya'da çok iyi yönetildi. Tabii temelde bunun önemi neydi? Yani 81 ilden farklı pozisyondaydık. Burada 2. Ordunun olması, 7. Hava Jet Üssü'nün olması ve darbe plancılarının da burayı bir aslında kendileri için planın en büyük parçalarından biri olarak görmeleri Malatya'yı önemli kılmıştı. Malatya Milletvekili Öznur Çalık da Fethullahçı terör örgütü mensubu gazeteciler tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet ile buluşmasının engellenmeye çalışıldığını hatırlatarak kahraman gazeteciler sayesinde Erdoğan'ın sosyal medya ile basın mensuplarına ulaştığını ve millete seslendiğini söyledi. Dost bildiğimiz, sırtımızdan hançerleyen bir örgütün yapmış olduğu bir darbe girişimi vardı. 15 Temmuz gecesi bu darbe girişimi Türkiye'nin kara cumalarından biri olarak anılacakken milletin iradesi bunun önüne tamamen set oldu. İşte o milletin iradesinin yansıdığı 15 Temmuz gecesinde medya mensuplarımız çok büyük bir başarıya imza attı. Sayın Cumhurbaşkanımızın, ülkemizin liderinin milletimizle buluşmasını terör örgütü mensubu, Fethullahçı terör örgütü mensubu, gazetecilerin, medya mensuplarının engelleme girişimlerine rağmen yürekli, cesaretli, kahraman gazetecilerimiz vardı. Ve FaceTime'dan tüm Türkiye belki ilk kez duyanlar oldu FaceTime'ın ne demek olduğunu. Ve o gün Cumhurbaşkanımızın davetiyle bütün milletimiz alanlardaydı. O gün o kahramanlığı gösteren gazeteci kardeşlerimizin hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Sempozyumda son olarak konuşan Vali Mustafa Toprak ise basının sosyal ve kültürel gelişmelerin, kalkınmaya yönelik ekonomik atılımların, insani devleti ilgilendiren olağanüstü gelişmelerin, kamuoyuyla paylaşılması ve halkın olumlu ya da olumsuz tüm bu gelişmelerden haberdar edilmesi noktasında çok önemli bir görev icra ettiğini dile getirdi. Darbeleri ve darbeler karşısında medyamızın konumunu ve onunla birlikte Malatya'nın da bu noktadaki duruşunu ortaya koyduğu duruşu bir kez de hem duayen gazetecilerimizden hem de konuşmacılarımızdan bir kez daha tarihe kayıt düşürmesi anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve gazeteciler ve televizyoncular cemiyeti başkanını ve ekibini tebrik etmek istiyorum. Bununla birlikte burada her bir Malatyalımızın ferdi 15 Temmuz karşısında hakikaten çok ciddi fedakarlıkta, gayrette bulundu. Onun için esas bu işin Malatya'daki kahramanı Malatya halkıdır ve ben de müsaadenizle tüm Malatya insanımızı, halkımızı alkışlamak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Malatya
Güneş TV. Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti tarafından Darbeler Medya ve Malatya Sempozyumu gerçekleştirildi. Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz'in moderatörlüğünde Darbeler Medya ve Malatya Sempozyumu, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Gazeteci Vahap Munyar ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan'ın katılımıyla başladı. Sempozyumda ilk önce söz alan Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Malatya'da olmaktan dolayı gurur yaşadığını belirterek darbelerin geçmişi hakkında bilgiler verdi. İlk darbenin Sultan Abdülaziz döneminde yaşandığını belirten Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, darbelerin Osmanlı ve Türkiye tarihinde önemli olduğuna dikkat çekti. 15 Temmuz gecesinde yaşananları da anlatan İsmail Kapan, Türk halkının iradesinin kırılmayacağının bir kez daha gösterildiğini ifade etti. Adı üstünde darbeler diyorum. İzin verirseniz çok fazla detayına girmeden biraz tarihi geçmişimize bir gözlemde bulunalım. Koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nda 14 tane padişahın devrildiğini, bunlardan 8 tanesinin katledildiğini bir hatırlayalım. Ama bugünkü manada darbelerin ilki olarak 1876 yılında Sultan Abdülaziz Han'ın önce devrilmesi ve daha sonra katledilmesini bir kenara yazmak lazım. O gün Sultan Abdülaziz Han'ın sarayını basan Harbiye kumandanı Süleyman Paşa, onun arkasındaki Genelkurmay Başkanı konumunda Serasker Hüseyin Avni Paşa, Mütercim Rüştü Paşa, Mithat Paşa gibi hırsı boyunu aşmış kişilerin tuzakları ve tezgahlarıyla koskoca bir imparatorluğun nasıl dağılma sürecine sokulduğunu mutlaka hatırımızda tutalım. 1876'da bu darbe yapıldı. 1908'de güya İstanbul'da başlayan ayaklanmayı bastırmak üzere Selanik'ten gelen hareket ordusunun bu defa Sultan Abdülhamit Han'ı devirdiğini ve onun devrilme sürecini başlattığını ve akabinde de Yıldız Sarayı'nı talan ettiğini hatırlayalım. Evet, koskoca bir imparatorluğun sarayı talan edildi, çapulcular gibi. Koskoca Osmanlı Devleti yıkıldı gitti. Yani darbeler adı üstünde darbe. Devleti de tahrip ediyor, rejimi de tahrip ediyor, her şeyi tahrip ediyor. 15 Temmuz gecesi, biraz evvel Sayın Valimizin çok detaylarıyla ve bilmediğimiz birçok şeyi ben öğrendim burada. Nasıl topyekün Türk milletinin gerçekten bir destan yazdığını hep beraber yaşadık. Çünkü daha şunun şurasında üzerinden birkaç ay geçti. Evet, Türk milletinden sadece bir kişi tankın önüne geçmedi. Sadece birkaç kişi tankların üzerine çıkmadı. Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan meydanlara çıktı. Demokrasiyi savundu, hukuku savundu, hürriyetleri savundu. Bu organizasyonun şüphesiz en büyük koordinatörü Sayın Cumhurbaşkanı oldu. Onun davetiyle halkımız meydanları doldurdu. Ama bu darbe teşebbüsünü, daha doğrusu bu ihanet kalkışmasını haber alan vatandaşlarımızın bir kısmının daha henüz Sayın Cumhurbaşkanı çağrı yapmadan bile kendiliğinden meydanlara koşmakta olduklarını biz haber aldık. Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Gazeteci Vahap Munyar ise 15 Temmuz gecesinde Atatürk Havaalanı'nda olduğunu ve yaşanılan gelişmeleri oradan öğrendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili 15 Temmuz gecesinde yaşanan yayın hakkında da bilgiler veren Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Gazeteci Vahap Munyar, "O gece bizim binayı taşladılar, darbeci medya dediler. Belediyeler tarafından bize sahip çıkıldı," dedi. Hem darbelerde medyanın rolünü ortaya koymaya çalışacağım. Hem de 15 Temmuz gecesi ekranlardan izlemediğiniz bir ayrıntıyı anlatacağım size. Ben o gün 15 Temmuz akşamı 19'da Atatürk Havalimanı'na indim, Frankfurt'tan döndüm. Çırağan Sarayı'nda bir toplantı vardı. O toplantıya gittim.
Dönerken yolda hareketleri öğrenmeye başladım. Sayın Başbakan'ın bu bir kalkışmadır sözlerini. Gazeteye dönemedim. Doğrudan eve gittim. O gece şöyle bir olay yaşanıyor. Ekranlardan izlemediğiniz yanını anlatmak için söylüyorum. Şimdi bizim Hürriyet Dünyası'nın ve Doğan Medya Center'ın bulunduğu binaya iki taraftan iki helikopter iniyor. Bir taraf televizyon tarafına, bir tarafta Hürriyet tarafına. Ama ikisini de aslında adamlar televizyondaki yayına müdahale etmek üzere indirdiklerini düşünüyorlar. Sonradan emir alıyorlar. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk çağrıyı CNN Türk ekranlarından vatandaşa yapması, arkasından A Haber, arkasından NTV ve vatandaş sokağa çıkmaya başlıyor. Onun üzerine emir alıyorlar. Helikopterlerle baskın yapıyorlar. Şimdi Hürriyet tarafında yaşananını anlatacağım size. Hürriyet tarafına inen helikopterden çıkan işte hainler giriyorlar binaya. Çabuk yayını kesin diyorlar. Arkadaşlar diyor ki kardeşim burada yayın yok, biz gazete yapıyoruz. Hayır, yalan söylüyorsunuz. Karşılarında epey çaba harcıyorlar. En sonunda bir yemekhane katına iniyorlar. Orada rahat edemiyorlar, tekrar yukarı çıkıyorlar falan. Anlayamıyorlar ne olduğunu. Bu arada da haberleşmeye çalışıyorlar bağlı bulundukları yerlerle. En sonunda diyorlar ki hep beraber çıkıyoruz bahçeye. Bu sırada emniyet güçleri de geliyor. Arkadaşların iki ateş arasında kalması söz konusu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın vatandaşı aynı zamanda Atatürk Havalimanı'na çağırdığını da biliyoruz. Çünkü oraya inecek. O arada vatandaşla birlikte olmak istiyor. Atatürk Havalimanı'na doğru giden bir bölüm vatandaş bizim gazete ve işte o binanın önünden geçerken tabii şeyi bilmiyor. O zaman da Doğan grubunun darbeyle ilgili tavrını tam bilmiyor sokaktaki vatandaş. Geçerken bizim binayı taşlıyorlar. Ve darbeci medya diye slogan atıyorlar. Birkaç kamera falan kırılıyor, dışarıdaki güvenlik kamerası. Sonra ben Başakşehir Belediyesi'nden de mesajlar geliyor bana. İşte Esenyurt Belediyesi'ne bağlı bir bölgede oturuyorum. Bağcılar Belediyesi. Şimdi bazı yönleriyle sosyal medyaya kızıyoruz ama orada da çok yararlı oluyor. Belediyeler hemen kendi işte hem Bağcılar Bölgesi'nde bulunuyor bizim bina. Hem Bağcılar Belediyesi, hem Esenyurt, hem de Başakşehir Belediyesi bütün vatandaşlara SMS ile mesaj atıyor. Onlardan bir tanesi de ben gördüm, hemen sosyal medyada paylaştım. Doğan Medya Grubu'nu darbeciler bastı, Doğan Medya Grubu'na sahip çıkmaya gidiyoruz diye mesajlar attılar. Onun üzerine daha önce bizim binayı taşlayan vatandaşların bir bölümü dönüyor ve sahip çıkmaya geliyor. Şimdi bizim arkadaşlar, gece gazeteyi yapmaya çalışan arkadaşlar bahçeye indiklerinde, şimdi bir tarafta emniyet, bir tarafta baskına gelen askerler, iki ateş arasında kalma riskine karşı bahçenin bir köşesine çekiliyorlar, fakat orada da kalmak da istemiyorlar. Çünkü Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti tarafından Darbeler Medya ve Malatya Sempozyumu düzenlendi. Gecede ayrıca yerel basında da yılın enleri belirlendi. Darbeler Medya ve Malatya Sempozyumu'nun ardından ilimizdeki başarılı basın mensuplarına ödüllerinin verildiği Yılın Gazetecileri ödül töreni gerçekleştirildi. Gecede ödül alan isimler şu şekilde: En iyi gazete haber muhabiri Yeni Malatya Gazetesi'nden Ferdi Durdu. En iyi haber muhabiri Vuslat TV'den Hüseyin Kızlık. En iyi spor muhabiri Malatya Söz Gazetesi'nden Mehmet Yeler. En iyi gazete tasarım ödülü Malatya Söz Gazetesi'nden Faruk Ünlü. En iyi kameraman ödülü TV Malatya'dan Selçuk Dönmez. Şimdi öyle bir isim var ki gece 2'de onu haber peşinde görürsünüz. En olmadık yerlerde o vardır. Haber neredeyse hep görürsünüz. Tek başına nasıl geldin, nasıl ettin bilemezsiniz. Arabası da yoktur ama her habere koşar. Kim o? Başarılı bir kameraman. Hep işini yapıyor. TV Malatya'dan sevgili Selçuk Dönmez. Yılın en iyi TV kameramanı.
ödülü tevdi etmek üzere Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Zafer Kırçıval. Sayın Başkanım, lütfeder misiniz efendim? Dönmez, çok teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun diyorum. En iyi spor köşe yazarı Net Haber'den Abdullah Ergün. En iyi televizyon programcısı RTV'den Hülya Kaya. En iyi televizyon program yapımcısı Vuslat TV'den Mehmet Kılıç. En iyi köşe yazarı Bu Sabah gazetesinden Didem Barut. Gazete köşe yazarı, aynı zamanda TV Malatya haber müdürü ve Bu Sabah gazetesinden Sayın Didem Barut. Ödüllerini, plaketini takdim etmek üzere İnönü Üniversitesi Rektörümüz Sayın Ahmet Kızılay. Sayın Hocam, Sayın Rektörüm. Yolun açık olsun sevgili Didem Barut, çok teşekkür ediyorum. En iyi televizyon spor programcısı Bu Sabah gazetesinden Fatih Avcı. En iyi televizyon spor yorumcusu Vuslat TV'den Aziz Yiğit. En iyi radyo programcısı Radyo Kral 44'ten Hülya Özer. En iyi haber sitesi Malatyahaber.com Selahattin Gökatalay. Sayın Ömer Çelik'e davet ediyorum. Bütün konuklarımızı buraya bekliyorum. Celal Karahan abi de geldi mi? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın CHP'yi HD'leştirmek çabası içerisinde olduğunu ileri sürerek Cumhuriyet Halk Partisi Akçadağ İlçe Örgütü olarak istifa ettiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Akçadağ İlçe binasında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bir basın açıklaması yapan Ali Aslan, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya sert sözlerle yüklenerek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının HDP'ye doğru kaydırdığını hissettim. Cumhuriyet Halk Partisi Akçadağ örgütü olarak bu durumdan rahatsız olduk. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ile de görüştük. İl başkanımız pasif kaldı. Biz bu partiye gönül vermişiz ama Malatya Milletvekili Veli Ağbaba olduğu müddetçe kadının ve gençlik kolları, asıl ve yedek üyelerimizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Akçadağ örgütü olarak hepimiz istifa ettik. İstifamızı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne faksladık dedi. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Malatya Milletvekili uzun süreçte kendisine bir parti içinde bir sıkıntı olduğumuzu kendisine paylaştık. Ama Veli Ağbaba hiç bu sıkıntıları görmezden geldi. Veli Ağbaba tabana kulak vermedi. Biz de bu sıkıntıları genel merkez, örgütten sorumlu genel başkan yardımcısı Tekin Bingöl başkanımızla görüştük. Bütün genel başkan yardımcılarına görüştük ama bir sonuç alamadık. Burada Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tabanı HDP'ye doğru, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya tabanı HDP'ye doğru kaydığını, bunu hissettik. Ama bugün tabana sesini vermeyen bir milletvekili HDP milletvekillerine dirsek temasta olduğunu hissettim. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak, örgüt olarak biz bu konuda rahatsız olduk. Onun için Veli Ağbaba'yla biz bunu paylaştık ama bir çözüm olmadı. Biz Sayın İl Başkanımız Enver Kiraz'la bu konuyu paylaştık. Enver Kiraz da İl Başkanımız bu konuda pasif kaldı. Hiçbir gerekçe, yani vekilimizle görüşmedi. Pasif kaldı. Biz bu sıkıntıda olan sıkıntı. Biz bugün Cumhuriyet Halk Partimiz bu partiye gönül vermiştik. Ama Malatya Milletvekili Veli Ağbaba olduğu müddetçe biz bu partide ilçe örgüt olarak asıl ve yedek, kadın kolları, gençlik kolları hepimiz Akçadağ İlçe Örgütü'nde istifa ettik. Bunu belirtmek isteyeyim. Ve de bu istifa ettiğimiz halde biz bu istifamızı genel merkeze faksladık. Hani bir Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi vardı? Veli Ağbaba. Hani
Bu Cumhuriyet Halk Partisi Malatya'da demokrasi işliydi. Senin o milletvekili seçimleri nasıl kazandığını ben çok iyi bilirim. Niye? Örgüt kendine kendine, örgüt kendine göre yazdın. Delege kendine göre yazdın. İl delegesi kendine göre yazdın. Elbette bu seçim ben de kazanırım, öz seçim. Kazanma ne var ki? Bütün örgüt elinde olursa, bütün bunlar abileri ben olursam, ben birincisi de elbette milletvekili olacağım. Senin mangal gibi yüreğin yetişse, öz seçimle hakim kontrolünün altında git. Ben Malatya'da senin milletvekili bir mi olursun? 8 sırancaya gelirsem, ondan sonra seni görür. Malatya, Sayın Milletvekili Veli Ağbaba, bunu sana sesleniyorum. Öz seçimle seçim kuruluna geleceksin ki, sen Malatya'da seçimi nasıl kazandığını ondan sonra göreceğiz. Bizim Malatya'da Cumhuriyet Halk Parti'de bir demokrasi yoktur. Malatya'da genel başkanımızı Veli Ağbaba vardır. Bir Malatya'da bir kişiye teslim etmiştir. Bir kişiye kadını teslim etmiştir. Biz 87 bin oy aldığımızı bu oylara düştüğüm zaman genel merkezi de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bunları görsün. Ankara'daki üst düzeydeki milletvekillerimizi bunları görsün. Malatya'da neler bittiğini görsün. Malatya'da neler oyları, hangi oylar düştüğünde genel başkanımız, milletvekillerimiz, oradakiler hangi parti içinde bir gün Veli Ağbaba'ya hesap sordular mı bu oy niye düştü diye? Hayır. Sormadılar. Herkes koltuk hesabında. Ben bu Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olduğum zaman yönetimle beraber benim oğlum işe girsin diye ben olmadım. Benim kızım işe girsin diye olmadım. Ben rant hesabında ben bu ilçe başkanı olmadım. Ben bu toplum için ilçe başkanı olduysam Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğu için ben bu partiye gönül veren bir ilçe başkanım yönetimlerine beraber biz gecemizi gündüzümüzü çalışmıştık. Genel merkez bu işe kulak versin. Genel merkez tabana insin. Genel merkez vatandaş seçime ne diyeyim? Bırak ilçe başkanları kendi kiminle kazanacaksa onlarla beraber yola yürüsün.